Merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Aileleriyle, sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu, bol kahkahalı bir bayram diliyorum. Tatillerde olanlara bol güneşli günler diliyor. E, güneşten korunmayı unutmayın diyorum. Aynı zamanda Kurban Bayramı'nda ihtiyacı olanlara kurbanlarınızı bağışlamayı unutmayın diyorum ve açılışımızı yapıyoruz. Haziran ayı bizim için oldukça güzel geçti doların %30'a yakın yükseldiği bir ay oldu. Onun dışında borsa İstanbul'da güzel yükseldi. Hepsine tek tek bakacağız. Bizim hisseler ne olmuş vesaire. Öncelikle kanalıma abone değilseniz sizden e, rica ediyorum lütfen kanalıma abone olun aynı zamanda lütfen altta hemen beğeni tuşuna çok hızlı bir şekilde basabilirsiniz. Bir şey kaybetmezsiniz. Beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Benim için oldukça önemli. Yine bugün farklı bir şey isteyeceğim sizden. Yorumlarınızla bu kanal size neler kattı? Size bir kazanç, size bir bilgi birikimi sağlayabildi mi? Eğer varsa böyle bir etkisi sizde kanalın aşağı yorumlarda bundan bahsederseniz çok mutlu olacağım. Aşağıda beğendiğim bir hikaye olursa da yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Instagram ve Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Oradan da ara ara her iki taraftan da Farklı farklı paylaşımlar yapıyorum. Yine beni ekstra desteklemek isterseniz ve aynı zamanda üyelere özel kısma erişmek isterseniz hem haftalık değerlendirme videoları çekiyorum. Hem de e, üyelere özel burada e, sürekli olarak hem yorumlarımı hem haberleri önemli haberleri paylaşıyorum. E, üyeler kısmında e, oraya yalnızca 15 lira ödeyerek e, katıl butonundan üye olabilirsiniz. 15 lira ödediğinizde tüm içeriklere erişiyorsunuz. Her haftada dediğim gibi haftalık değerlendirme yapıyorum. Evet aylık hisselerimize baktığımızda bizi en çok sevindiren Pegasus oldu. %28.78 yükselmiş. Onunla beraber Tofaş, Koç Holding, Fordoto, Parsan ve Migros da yine çok iyi performans gösteren şirketlerimizden. Haziran ayındaki yükselişe baktığımızda Borsa İstanbul e, %12.61 yükselmiş bizim tarihteki rakamları dikkate aldığımda. Bizim ise ortalamamız %16.12 olmuş. Yani Borsa İstanbul'u ezici bir üstünlükle aslında yenmişiz. %3-4'lük bir üstünlükle yenmişiz. E, onun dışında haftalıkta konuştuğumuz hisselerden de e, güzel prim yaptılar. Yani ilk hafta konuştuklarımız şu anda %6 orta e, ortalamayla yükselmiş. E, i̇kinci hafta konuştuklarımız ise %11 bir yükseliş gerçekleştirmiş. E, o şu ana kadar ki fiyatlamalara göre... Burada Google üzerinden de Borsa İstanbul'a baktığımızda %20'lik bir yükseliş görüyoruz. Burada 29 Mayıs almış tabii. Ben biraz daha bir hafta sonra çekmiştim. Tabii yani %20 yükseldi. işte dolar TL %30 hani yükseldi. Burada hani ayrışabiliyor muyuz diye baktığımızda mesela yine Google'dan baktığımızda Ford Otosan'ın burada bir aylık grafikte %36. Pegasus'un %35. Yunsan'ın mesela işte %42. Parsa'nın %43. Çimsa'nın %32 gibi. Ve bunun gibi yani daha onlarca hisse var. Ayrıştı görebiliyoruz. Burada tabii ayrışmayı ne sağlıyor? İhracat sağlıyor, ihracat şirketler sağlıyor ve net yabancı para pozisyonu yüksek olan şirketler sağlıyor. Zaten bizim de şirketlerimizin çoğu o şekilde. Bir eksi yapan şirketimiz var. Boğaziçi Beton. Onun hakkında da konuşacağım. Çünkü önümüzdeki aylık hisselerde de Boğaziçi Beton'u koymaya karar verdim. Önümüzdeki aylık hisselerde biraz daha fazla şirket koyacağım. Yani 13 şirket sanırım olacak. Çünkü açıkçası ayıramadım. Yani güzel fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Ve Borsa İstanbul'un bu kur rakamlarına göre hala dolar bazlı zirvelerinden çok aslında uzak olduğunu hatırlatmakla beraber güzel fırsatların olabildiğini düşünüyorum. Tabi girenler olacak, çıkanlar olacak, kalanlar olacak. Hepsine tek tek bakacağız. Şöyle e, diğer dünya piyasalarına baktığımızda ise bir aylık süreçte Nasdaq %368 yükselmiş yalnızca. S&P 500 %384. DAX yatay gitmiş. 0.66. Yani yurt dışı piyasaları biraz daha yatay gitmiş. Önemli haberler var. Şimdi hepsine tek tek bakıyor olacağız. Önemli haberleri de paylaştıktan sonra e, radarımıza bakacağız. E, radardan sonra da aylık hisselerde temmuz hisselerinde neler var Onları konuşuyor olacağız. Evet videonun e, kapağının içerik kısmını çekmeyi unuttum. Bunu hemen araya ekleyeceğim. Son ayın eklenmesiyle %16.12'nin eklenmesiyle e, 2021 yılında başladığımız serüvende şu anda 100 bin lirayı 751 bin liraya ulaştırmış bulunmaktayız. E, şu anki kazancımız da %652 civarlarında e, bunu da hemen araya eklemek istedim. Evet dediğim gibi önemli haberler var. Her haberi yorumlamaya çalışıyorum, değerlendirmeye çalışıyorum, etkilerini paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Evet fiyat marka direktörü Altan Aytaç yılın ilk 5 ayında geçtiğimiz yıla göre otomotiv pazarı %60 büyürken şirketin satışlarını %90 artırarak 85 bin adet seviyesine taşıdığını ifade etti. Müthiş bir yükseliş var otomotiv tarafı için her şey oldukça olumlu. Tabi yükseliş de yaptı hani Tofaş ve Ford. Açıkçası onları da e, koymak istiyorum ama bakacağız e, Temmuz seleri için. Ulubaşlar grubu şirketlerinden Ulu Motor, yerel distribütörü olduğu Çin merkezli elektrikli otomobil markası Skywell'in çatı şirketi Skyboard ile Türkiye'de bir batarya geliştirmek ve üretim fabrikası açmak üzere anlaşmaya vardı. Her iki grubun da toplamda 25 milyon dolarlık yatırım gerçekleştireceği fabrikanın en geç 2004'ün ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Güzel bir yatırım. Çin merkezi bir otomobil markasının yatırım yapması bizim araba parçaları üreten aslında şirketler için de gayet olumlu. Sonuçta bu batarya üretilirken hem işte terarikçiler vesaire hem de bununla beraber iş piyasada bir hareketlilik oluşturma ihtimali olabilir. ABD merkezli çip üreticisi Intel Avrupa'da genişleme hamlesinin bir parçası olarak Almanya'da 30 milyar avronun üzerinde yatırımla iki yarı iletken fabrikası kuracağını açıkladı. Almanya hükümetiyle Magdeburg kentinde kurulacak çip üretim tesisi için 10 milyar avroluk devlet desteği konuşması konusunda anlaşma sağladı. Yani fabrikayı Almanya'da kurması için Almanya direkt 10 milyar euroluk bir devlet desteği veriyor. Müthiş bir rakam. Gerçekten ilginç bir haber diye paylaşmak istedim açıkçası. Yani güçlü bir ekonomi olduğunuzda yatırımları da işte bu şekilde de çekebiliyorsunuz. Bu da farklı bir yatırım çekme yöntemi diyebiliriz. Yani güçlü ekonomi olma konusunda. Evet Türkiye'de haftalık tatil maliyetlerinin %100 artmasıyla yerli turistler tatil planlarını kısalttı. Bu yıl 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilinde ortalama 5 gecelik rezervasyonlar geldi. Geçtiğimiz yıl ortalama maliyet 15, bin lira olan kişi iki kişi bir haftalık tatil fiyatı bu yıl 35.000 liraya yükseldi. Gerçekten oldukça fazla yükselmiş e, turizm tarafı için yani oteller için de güzel kazanç sağlayabilir bu sene bakalım. Evet askeri ücret açlık ve açlık sınırı gördüğünüz üzere Hakan Karan aldığım grafik Özgür Demirtaş da paylaşmıştı yakın zamanda açlık sınırı yine geçiyor olacak muhtemelen askeri ücreti şu anda hani bir tık altında ama yani bu işte faizin biraz düşük artırılması kuru biraz Yükseltti ve kuru yükselmesiyle tabi burada enflasyonu tekrar yukarı çekebilir ama ben açıkçası olumlu bul buluyorum yani bu kararı da zaten haftalık değerlendirmede de paylaştım detaylı olarak e, açıkçası yavaş bir şekilde yumuşak bir geçiş olması bence daha sağlıklı bence şu ana kadar alınan kararlar oldukça güzel gidiyor umarım devamı gelir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur ve emekli maaş zamının temmuzda meclisten geçeceğini ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını bildirdi. Memurlar için umarım yeterli olur. Yine burada tabi yapılan zamlar piyasayı biraz daha hareketlendireceği etkisi olabilir. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum yani özellikle evet bu enflasyon var vesaire ama bir taraftan da şu anda insanların vatandaşların sahip olduğu borçlar eriyor. Yani e, buradaki borçları biraz küçültüyor. Borç ödeme gücünü kolaylaştırıyor. Hani bir denge oluşturma açısından Belki bu tarafta biraz daha denge görebiliriz gibi geliyor bana açıkçası. Yani borçların azalmasıyla işte alım gücünün orada biraz daha belki ufak ufak yükselmesi de olabilir. Özellikle borçlu insanlar için tabii. Yani borçlu olmayanlar için aynı şeyi söyleyemem ama geçtiğimiz senelerde borçlu olanlar kazandı ve sanırım bir sürede kazanmaya devam edecek gibi gözüküyor. Tabii bundan sonra borçlanmak zorlaşacak. O yüzden şu andan itibaren de böyle borçlanmayı çok önermem açıkçası. Ticaret Bakanlığı otomotiv satışlarında yüksek fiyatları önlemeye başlayan 6 ay 6000 bin kilometre düzenlemesinin 1 Ocak 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı. Bu karar da oldukça önemli. Biraz daha devam etmesi kesinlikle önemli. Özellikle dış piyasadan araçların daha fazla gelmesi ya da ülke içerisindeki işte araçların daha fazla üretilmesi. Burada artık arabaya gelen talep bitmeden fiyatlarda gerileme göreceğimizi çok düşünmüyorum. Hem ikinci ellerde hem sıfırlarda. Yani birilerinin hem içeriden hem dışarıdan piyasaya araba pompalaması gerekiyor. Çünkü şu an bir araba almak isteseniz 2-3 ay sıra beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. Adalet Bakanı Yılmaz Sunç kiralara %25 artı sınır getiren düzenlemenin bir yıl süreyle uzatılacağını da bildirdi. Burada da işte belli kiracılar. Genelde bu arada şöyle oluyor yani ev sahibiyle anlaşıp hani ortalama bir miktarda anlaşılıyor ve öyle bir şekilde artış yapılıyor ama tabii %25 üst sınırda hala devam ediyor. Ev sahipleri için çok güzel bir şey değil tabii uygulama değil. Yani artık bir sene sonra muhtemelen işte faizler vesaire derken bu uygulamanın da kalkacağını düşünüyorum. Serbest piyasa olması her zaman daha mantıklı tabii daha güzel olur bizim için. ABD Tarım Bakanlığı laboratuvarda üretilen tavuk etinin üretim ve satışını resmi olarak onayladı. Bu da ilginç bir haber. Artık laboratuvarda tavuk eti üretilebiliyor ve bunun satışı da resmi olarak onaylandı. Bu da e, takip edeceğimiz bir açıkçası haber. Yani bundan sonra belki de e, bundan 5-10 sene sonra o zorlu işte tavuk üretme süreçleri bile yaşanmayabilir. Tabii doğal her zaman daha güzel ama burada... Özellikle hani dünyadaki açlığı bitirme amaçlı bu uygulama bakalım nasıl ilerleyecek onu da takip etmekte fayda var. Bilim gerçekten çok hızlı ilerliyor. Değişik bir haberdi bunu da paylaşmak istedim. Evet Rusya'da hafta sonu bir e, kriz oluşmuştu. Wagner Rusya hükümetine biraz sert ithamlarda bulunup oraya doğru yürümeye karar verdi söylemişti. Daha sonra bu tabi e, tabii hızlı bir şekilde açıkçası sonlandı. Güzel oldu. Bunu da böyle ekleyelim. Eğer bir kriz olsaydı tabii sıkıntılı olabilirdi. İşte Prigojin de şöyle bir açıklama yaptı. İşte Rus kanının dökülmesini istemiyoruz vesaire diye bu başkaldırıdan vazgeçtiklerini söyledi. Burada sanki Wagner dağılmak istemediği için çünkü sözleşmeleri bitiyordu bildiğim kadarıyla ve hani e, burada çalışanların askerlerin işsiz kalmaması adına böyle bir sanki protest amaçlı bir şey yapıldı gibi geldi bana açıkçası son gelişmeleri takip ettiğimde. Evet Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizi biliyorsunuz %15'i çıkardı. Bu da yani zaten bilmiyorum hani %20 de olabilirdi ama ben açıkçası ilk etapta %15 çıkmasında çok olumsuz bulmuyorum. Muhtemelen e, dolar TL'de sanki 28.5 29 civarlarında biraz daha yavaşlamaya başlayacağını düşünüyorum. O zamana kadar biraz daha hızlı ilerleyebilir. Tabi burada faiz artırımlarının devamının gelmesi gerekiyor. Bakalım yani piyasa serbestleştikçe regülasyonlar azaldıkça belki burada daha güzel gelişmeler görebiliriz. Aynı zamanda Merkez Bankası rezervinin de e, son hafta 8.5 milyar dolar arttığını görüyoruz. Yani eskisi kadar piyasaya müdahale de etmiyor Merkez Bankası. Şu anda yani güzel gidiyor. Nazar değmesin diyelim. Bakalım. Evet müzik yasağı sona erdi. Uzun süredir 2021'den beri bir müzik yasağı vardı. E, oldukça yanlış buluyordum. Bu yasağın özellikle pandemi döneminden sonra da uzun bir süre devam etti. Bu yasağın da kalkmasını oldukça olumlu buluyorum. E, sonuçta belli bir saatten sonra bile olsa ekonomideki devamlılığın orada yani para harcamak isteyen insanların hala para harcamasını engellemeye hiç gerek yok. E, burada isterlerse sabaha kadar insanlar eğlensinler, para harcasınlar ekonomi için. Bence yine e, benim bakış açımdan önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Evet Merkez Bankası'nın yine bir sadeleştirme politikası kapsamında menkul kıymet tesis oranının %10'dan %5'e düşülmesine karar verildi ve menkul kıymet tesis oranı %57'nin altında kalan bankalar için 7 puan arttırımlı, %70'e üzerinde bankalı olanlar için, üzerinde olan bankalar için de 2 puan indirimli uygulanacak. Bu da yine dediğim gibi piyasanın serbestleşmesi adına yapılan güzel uygulamalardan biri. Yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek küresel kara para ve terörün finansmanıyla mücadele örgütü mali eylem görev gücü genel kurul toplantısında 7 eksiklik varken son toplantı 2'ye indirildi. En kısa sürede bu eksiklikleri de tamamlayarak Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sağlanacaktır dedi. Bu da çok 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 önemli bir uygulama. 2 Eksiklik de giderildiğinde Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığında yabancının özellikle gelmesi konusunda yabancının yatırım yapması konusunda biraz daha engeller kalkıyor olacak. Yine çok olumlu bulduğum bir haber. Bu aralar e, uygulanan e, politikaları uygul uygulanan kararları oldukça olumlu buluyorum. Ki ben genel olarak da burada biliyorsunuzdur ki biraz muhalifimdir ama doğru yapılan şeyle de doğru demek her zaman boynumuzun borcudur. Ben şu anda gidişatı tekrardan beğendiğimi söylüyorum. Ve son olarak Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği hazır giyimde yılın ilk yarısında düşük bir talep ve işçilik maliyetlerinde artışla yavaşlayan ihracatın yılın ikinci yarısında bir miktar toparlanacağını dile getirdi. Burada tekstil şirketleri ilk iki çeyrekte zayıf e, performans gösterecek gibi gözüküyordu. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte biraz daha tekstil tarafında düzeltmeler görebiliriz, iyileşmeler görebiliriz. Şirketleri tabi ayrı bir şekilde incelemek gerekiyor ama tekstil şirketlerinin üçüncü ve dördüncü çeyrekleri daha iyi olacak gibi gözüküyor. Evet ilk olarak neye bakalım? Zaten doların %30 arttığı yerde. Bir net yabancı para pozisyonu yüksek olan şirketlere bakalım. Burada koç holding şu an çıkmıyor normalde. Burada en başta koç holding var. Neden çıkmıyor şu anda bilmiyorum. Ama burada en başta koç holding var. Daha sonrasında şişe görüyorum. Ereğli var mesela. Gsr yes, holding, Aksen, Sahol. Şirketler bu şekilde gidiyor. Biraz aşağı doğru ineyim siz de. Kendiniz bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Net yabancı para pozisyonu yüksek olan şirketleri görüyorsunuz ekranda. Şu an oldukça önemli olduğu için. İlk olarak buna bakmak istedim. Zaten yeni bilançolar gelecek. Radardaki şirketlerde de yenilenecek. Son bilançolara göre tabii net yabancı para pozisyonu olan değişen şirketler de olacak. İhracatı yüksek şirketlere baktığımızda ise burada Türk Hava Yolları'nı görüyoruz. Ford'u görüyoruz. Vespa'yı görüyoruz. Ve beyaz eşya satışlarının da %40 oranında galiba geçen sene göre arttığını öğrendik. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği açıklamasına göre. Zaten üyelere özel kısımda da paylaşmıştım. Orada Şimdi Vestel'de uzun süredir böyle bir durgunluk vardı ve hani hem doların artışı hem buradaki adet sayısının artması burada Vespa'yı de tekrar cazip hale getirebilir. Çünkü Arçelik biraz film yaptı ama Vespa biraz geride kalmıştı. Aylık hisselerde Vespa'yı de koydum zaten. Hepsine tek tek bakacağız. Radara baktığımızda şöyle hızlıca bakıyorum. Yani şu anda dediğim gibi son bilançolar gelmediği için artık hani son bilançolar geldikten sonra yeni bilançolar geldikten sonra biraz daha güzelleşecek. Çünkü artık biraz eski rakamlar var ama görüyorsunuz burada Tüpraş, Koç link. Yani zaten bu şirketler hala aslında çok pahalı olduğunu söyleyemem. Yani fiyatlar artıyor ama hala FK'larda düşük FK'lara sahibiz. Bakıyoruz burada listenin sonunda da mesela Tofaş falan bile hala 13 FK'da yani çok iyi karlar gelecek. Listenin sonunda da Elit var. Eliti de konuşacağız bu videoda. Optimum'a baktığımızda tüm filtreleri koyduğumuzda ise bu şirketler çıkıyor. En sonunda Borusan var. Yine burada da Doğuş Oto oldukça ucuz şu anda ve Türk Traktörü ucuz buluyorum burada. Beğeniyorum piyasa değeri değer anlamında da bu şirketler karşımıza çıkıyor filtreli koyduğumuzda daha çok banka ağırlıklı şirketler işte Petun vesaire de var bunlara da bakabilirsiniz ve evet Borsa İstanbul şu anda 5759 seviyesinde 3'er 3'er gideceğiz listede kalanlar var. Dediğim gibi şişe camı ve tutmayı tercih ettim. Çünkü doların artışına rağmen çok yani tepkiyi istediğim gibi alamadığımı hissediyorum ben işte şişe cam ve Alarko'da. Hani hem net yabancı para pozisyonları yüksek hem ihracat oranları var. Hem de işte alarko tarafında yeni sürekli yatırımlar açıklanıyor. O yüzden burada fiyatın yeterli tepkiyi veremediğini düşünüyorum. Yine Sabancı'yı tekrar ekledim. Bir ay bir ara vermiştik yani Sabancı'yı işte niye eklemeyen eklemediniz diyenler olmuştu. Ama fiyatta da yine Sabancı tarafında da istediğim etkiyi göremeyince Sabancı'yı da tekrar eklemek istedim. Oldukça uygun bulduğum şirketlerden. Bir üç diğer şirketimiz bir Sabancı şirketini ekledim burada. Hem otomotiv tarafının ilerlemesi işte hem de yani talep çok yüksek. Ee, herkes arabaya da erişemiyor. Yani arabalar da eskiyor. Lastikler de eskiyor. Burada Brisa'nın bir cazibe yaratabileceğini düşünme açısı. Yani yine dolar TL kuruna da e, yeterli tepki verdiğini düşünmüyorum. Koç Holding net yabancı para çok yüksek. Tofaş ve Ford'un müthiş bilançoları etkileyecek. Ee, yine yapı kredinin güzel bilançosu gelebilir. Onun dışında Türk Traktör vesaire. Oldukça iyi bir bilanço görebileceğimizi düşünüyorum. Yine ben Koç Holding tarafında fiyat tepki verdi doların artışına. Çok güzel bir yükseliş yaptı ama e, biraz daha yolunun olduğunu düşünüyorum açıkçası Koç Holding'in. Yine Ereğli yi ekledim. Net yabancı para pozisyonu yüksek. Geçtiğimiz ayda koymuştum. Çok fazla yükse yükselmedi. Demir çelik fiyatları aslında çok yüksek değil ama dolar tl anlamında da burada sanki daha böyle yani buralardan artık bir iyileşmeler görmeyi ümit ediyorum ben. Hem de beyaz eşya tarafında da biraz hızlanma olduğu için yani oraya da sonuçta demir çelik tarafında satışlar oluyor. Bununla beraber işte yeni evler için işte İskenderun demir çelikte güzel bir satış artışı görebiliriz. O yüzden yani bu fiyatları bir tık hala uygun görüyorum açıkçası ben Ereğli için. Yani biraz sanki zamanın gelmesinin yakın olduğunu düşünüyorum. Pegaso koymaya devam ettim. Hava yolu satışları müteşem zaten üyelere özel kısımda yine paylaşmıştım. Pegasus daha geçen gün en fazla e, uçuşunu yaptı. Yani bir günde miydi yanlış hatırlamıyorsam 561 uçuş muydu ya da bir ayda mıydı öyle bir şeydi. Yani tam şu an bakmam lazım. Ama e, bir rekor kırdı. Bunu biliyorum. Yani tam ne rekoruydu hatırlamıyorum ama havayolu tarafı çok iyi ve Pegasus'u ben burada çok beğeniyorum. Bu arada Türk Hava Yolları'nı da şu anda çok beğeniyorum. Yani aslında Türk Hava Yolları'nı da koyardım koymasına. Sadece hani bir tanesini koymayı tercih ettiğimde Pegasus'u koyuyorum. Yani aslında şu an her an Türk Hava yollarında görebilirsiniz bir sonraki videoda özellikle. Çünkü e, Türk yollarında özellikle bir gelişme gördüm. Onu da paylaşayım. E, Pegaso rakip olarak özellikle yurt içi uçuşlarında e, Anadolu Jet'i konumlandırmaya başladı ve fiyatlamaları ona göre yapmaya başladı. Ve Pegasusa daha ucuz bir şekilde konumlandırıyor Anadolu Jet'i. E, biraz daha tabi koşulları az ama e, orada sanki Pegasus'a güzel bir rakip olarak tekrar çıktı yani Türk havayolları da e, son olarak da Anadolu Grub Holding'i koydum Migros'un artışı net yabancı para pozisyonu işte Togun biraz hareketlenmesi Togun satışlarının olması vesaire derken e, Anadolu Grub Holding'in açısı çok iyi bir tepki verdiğini düşünmüyorum fiyat, e, dolar TL artışına da yine BSB'yi koydum bahsettiğim sebeplerden az önceki ve iki tane biraz yani riskli olabilecek aslında şirketleri koydum çünkü neden riskli İkisi de çok iyi yükseliş yaptı. Geçtiğimiz yani bir ayda, altı ayda, bir senede. Fakat bu bilançoların devamını görebiliriz. E, elit tarafında ihracat oranı çok yüksek. Dolar TL'nin artışından çok olumlu etkileniyor ve çok iyi bir bilanço görebiliriz. Alfas tarafında da yani yenilenebilir enerji tarafına e, biliyorsunuz ne kadar yoğun bir talep var. Evet fiyat çok yüksek. Kesinlikle söylüyorum yani elit ve alfas e, burada bizi yanıltabilir. Yani riskli çünkü çok yükselmiş bir iki şirketten bahsediyoruz ama açıkçası ben yani alfasında muhtemelen önümüzdeki yıllarda da iyi bir anço getirmeye devam edeceğini düşünüyorum ve dolar tl'deki bu artışın da açıkçası bu şirketlere yine olumlu etkileyebileceğini düşünüyorum. Biraz daha uzun vade zaten yani buradaki tüm şirketlerimiz uzun vade bunu tekrar hatırlatıyorum evet aylık konuşuyoruz ama ben tekrar hatırlatıyorum aylıkta ucuz bulduğum aylıkta fırsat yaratabileceğini düşündüğüm aylıkta fırsat yarattığını düşündüğüm şirketleri koymaya çalışıyorum bu listeye. Yani bu listeden çıkarttım diye satmanız gerekmiyor Bunu tekrar söylüyorum çünkü ben satmıyorum Ama bu listeden çıkarttığımda ben toplamayı bırakabiliyorum Yani bu listede gördüklerinizi şahsen ben de toplayabiliyorum zamanında işte mesela atıyorum o gün yüzde iki düştüğünü görüyorum yüzde bir düştüğünü görüyorum piyasa yükseldi üstü yükselmişken ben o şirketlerde alım yapabiliyorum ya da elime para geçtikçe burada genelde bu şirketlerden yatırımlarımı yapıyorum yani yatırımlarım da benim zaten bu şirketlere benzer şekilde ilerliyor kendi güvenmediğim, kendi düşüncelerimi yansıtmayan şirketlere asla koymuyorum. Ve büyük şirketler genelde zaten bunlar. Hani böyle aşırı volatil de şirketler değil. Bakalım güzel bir ayı geride bıraktık. Umuyorum ki Temmuz ayında rekorları kırmaya devam ederiz. Ve benim düşüncem Temmuz ayını yani bir aksilik olmazsa şöyle 6200-6300 civarlarında sanki kaparız gibi hissediyorum. Umarım haklı çıkarız. Güzel, bol, kazançlı günlerimiz olur. Dediğim gibi eğer beni desteklerseniz çok sevinirim. Katıl butonundan 15 lira, 50 lira, 100 lira, 200 lira kanalı desteklerseniz sizler için daha fazla içerik üretmeye devam ediyor olacağız. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Borsayla kalın.